Para sohbetleri bölümündeyiz. Özel bir konuğumuz var gene. Kendisi ünlü moda tasarımcısı Figen Özdenak. Çok samimi bir sohbet geçirdik kendisiyle. Hem maddiyat konuştuk hem maneviyat. Moda tüyoları verdi bize. Gelin bakalım neler dedi Figen Özdenak. Figen Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ünlü bir tasarımcısınız. Ama sizi son zamanda bu unutmadığımız Van depremi büyük acımızla ilgili olan bir olayla duyduk arkamızdaki tişörtlerle. Evet. Biraz bahsedebilir misiniz ünlü bir tasarımcı olarak buradan yüreğiniz Van'a gitti bu tişörtleri ekiple beraber Hı-hı. ürettiniz. Biraz Hı-hı. bahsedebilir misiniz bundan? Bu projeden herhalde. Bu projeden evet. Bu proje şöyle gelişti. Malum hepimiz birlikte yaşadık bu Van depremini. Akabinde çok duyarlı bir millet olduğumuz için desteklerini esirgemediler. Fakat aradan zaman geçtikçe böyle olaylarda insanlarda bir unutkanlık oluşuyor. Bu çok doğal da bir şey aslında. Halbuki bir sene bile olmadı daha. Bir sene bile olmadı. Çok yakında Şubat ayıydı galiba bir yakınım geldi ziyaretten, Van'ı ziyaretten. Ve şöyle bir sahne hatırlıyorum, çıplak ayaklı plastik ayakkabıların içinde bir çocuk ayağı ve karda yürüyormuş. Ve bunu anlattığı zaman birdenbire gözümün önüne bu tablo geliverdi. Ve dedim ki aman Tanrım hemen bir şey yapmam gerekiyor. Yani hemen bir şey yapmam gerekiyor. Ve düşündüm ne yapılabilir. Yani olayın maddi boyutu çok kolay bir şey aslında. Yani bu paralar toplanılır ve bir şekilde hani bir gruba verilir ve yardım yapılır. Hayır, biraz farkındalığımızı yükseltmek adına, daha duyarlı olmamız adına ne yapabilirim? Daha bu taraftan, bu yani konunun bu tarafından girdim. Bir kişi olarak yani siz değil, şahıs evet. olarak değil, toplumu da daha nasıl bunun içine çekebilirim Aynen öyle. Düşüncesi. Böyle misyonumuzun da bizim gibi insanların özellikle bana göre herkesin yaşayan her insanca yaşayan herkesin zaten bu tür sorumlulukların olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her tarafında, sadece Türkiye'de değil her tarafında. Ben de gönlümden böyle bir şey geçti. Bu arada yeğenim New York'tan gelmişti ve birlikte biz bu projeyi gerçekleştirdik. Selin Özdenak. Selin'in zaten hayvanlara olan merakı benim aynı şekilde. Biz dedik hayvanlar yapalım. Kontürler gibi ama Van'ı nasıl temsil edeceğiz? Bir güzel bir kalp koyalım. Kalp çok insanın içini açan bir şey. Kalbimizi de koyduk. Ondan sonra modellerimizi başladık tasarlamaya. Bu modelleri de çok giyimli. Orada da tabii yılların tasarımcı olarak ürünler yapan ve satan bir tasarımcı olarak tabii çok önemliydi. Kolun kesimi, yaka açıklığı, boyu, posu, kumaş kalitesi falan. Her şey yani çok güzel aktı. Bu grup genişledi. Bir de yardım olunca yani insanın yüreği yardım için atınca bir şekilde yardım da geliyor. Yani inanın bu da size anlatmakla bu anlatılamaz öyle evet. söyleyeyim. Figen Hanım paralar nereye gidiyor? Paralar nereye gidiyor? TEGEV aracılığıyla Van'a gidiyor. Van'da ateş böcekleri var. TEGEV'in ateş böcekleri var. İçeride eğitimler yapıyorlar. Ve bu işletme giderleri çok ağır. Onun için bir yıllık veya iki yıllık inşallah işletme giderlerini karşılayacaklar. Bir ihtimalde bir park alanı yapıyorlar çocuklar için. Zaten Ağustos sonunda gideceğiz hep beraber. Ben de gideceğim Van'a. Çok güzel. Evet. Bizden de selamlarımızı iletirsiniz. Tamam. Güzel Van'ımıza. Peki sizden giyinebilmek için Figen Özdenak'tan örneğin takribi ne kadarlık bir gelire sahip olmak gerek? Öyle bir alt limit var mı yoksa? Yok öyle bir limit yok. Öyle bir limit yok. Aslında pahalı hiç değiliz. İsmimiz belki bizim neden öyle oldu bilmiyorum. Hani adımız daha pahalı ama ürünler o kadar pahalı değil zaten. İmajınız daha böyle pahalı. İmaj öyle ama bunun neden olduğunu bilmiyorum. Hani benim bu bir adım geride durma halim ve yapım öyle. Hani bu bir stratejim de değil ayrıca. Yani ben hep bir adım geride duran bir insanım zaten. Giysilerim de öyle oluyor. Mağaza yapıyorum, mağaza öyle oluyor. Mağazaya girmeye korkuyorlar.
Ha, ben hakikaten anlamış değilim bunu. Fiyatlarımız pahalı. Mesela bir tişörtü ne kadar alabilirim? Ya da düşük yani böyle şimdi çok... şunlar bu tişörtler diyelim. Mesela gerçekten çok emekli işler. İşte yani 24 tasarımcı tişörtler. Tabii ki 24 liradan başlıyor. 39-40 liraya kadar. 24 liraya Figen Özdanak. Şahane, aynen öyle. Markalı şahane şeyler alabiliyoruz. Tişörtler. Peki imaj demişken, şimdi tabii kıyafet, giyim, tarz, imaj her şey mi Figen Hanım? Ya imaj çok şey. Çok şey. Peki kıyafetin imajla nasıl bir etkisi oluyor? Şimdi kıyafet çok önemli. Yani nasıl ki psikologlar için beden dili çok önemli. Bunların hepsinin eğitimleri var. Hepimiz bir yerlerinden bulaşıyoruz bu eğitimlere. Kıyafetin eğitimi var mı? Var. Tabii ki var. Her şeyin olduğu gibi onun da var. Çok önemli. 3-5 dakikada bir insan hakkında bayağı bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Stiline bakarak. Kıyafet stiline bakarak. Stiline bakarak. Beden diline bakarak. Yani bunun analizleri var. Önemli. Siz stil mesela... çok önemli. Ucuz, pahalı, kaliteli, kalitesiz hiç oralar çok önemli değil. Ama sizin kendinizi bir ifade şekli. Giyinmek bir ifade. Evet. Sizin için... karşı tarafa bir şeyler söylüyor. Ben buyum diyorsunuz. Üstünüzdeki şu elbise, oturuşunuz, kolunuzdaki şu şeffaf, hafif seksilik falan. Sizin hakkınızda bir şeyler söylüyor karşı Siz tarafa. Siz böyle her tanıştığınız kişiye şöyle bir bakıyorsunuz eminim. O biraz mesleki. Mesleki şey, bakıp hemen şöyle bir analiz hemen. Yapıyorsunuz. Kişilik. Ama. Kişilik hemen, ortaya çıkıyor aynen. mu? Kişilik şöyle, kişilik tabii ne kadar bilebiliriz ama tabii gözle temas çok önemli, göze bakmak çok önemli, gözler çok şey söylüyor. Gözler de ruhumuzu yansıtıyor. Ruhun aynasıdır. Aynen. Ben de kredi kartı ekstresine bakınca her şeyi söyleyebiliyorum kişiyle ilgili. Size demek hem gözlere hem şöyle bir kıyafete bakınca ortak bir noktamızı bulduk burada. Peki insan yaşına uygun mu giyinmeli yoksa hissettiğim gibi giyineyim? Yani yaşım önemli değil. Hissettiği gibi giyinirse zaten yaşı gibi giyinir. Hissettiği gibi giyinmeli. Ben anneanneme bazen böyle, anneannem 87 yaşında, renkli Maşallah. Şeyler almak istiyorum. Teşekkür ederim. Renkli şeyler almak istiyorum. Anne, kızım o benim yaşıma olur mu diyor. Mesela demek ki öyle hissetmiyor mu yoksa gitsin mi? O Yok, hissetmiyor. Hissetmiyor. Hissetse olur. Şöyle bir şey de var tabii. Yani bizim toplumumuz çok baskılı bir toplum. Çok baskılı büyümüş insanların, ben öyle düşünüyorum. Kendileri gibi olmadıklarını düşünüyorum. Anladım. Gerçekten o baskı insanlar istemiyor. Ama o çevreyle alakalı belki, hani yaşım diyor. Yani ben daha hiç öyle bir laflar etmiyorum. Yani ben de mesleğimde 30 yılımı geçirdim. Çok daha gençsiniz zaten. Ama 30 yılım geçti bu meslekte. Evet. Kolay bir şey değil bu kadar insan tanımak. Bütçe tutturmak ve kıyafetlerle ilgili bir tavsiyeniz var mı? Örneğin hani bir gardıropta olması gereken, olmazsa olmaz tabii birkaç ki. Kıyafetle tabii idare var. Edilebilir mi? Tabii ki var. Tabii ki var. Her kadının herhalde muhakkak bir siyah küçük bir elbisesi olmalı diyorum. Siyah bir ayakkabısı olmalı diyorum. Muhakkak olmalı. Bir inci kolyesi olmalı diyorum. Çok modaya takılmasınlar diyorum. Modaya takılmıyor. Modaya çok takılmasınlar. Şimdi rengarenk şeyler moda bu yaz. Evet. Eğer çok renkli eşyalarınız yoksa gidip alasınız geliyor. Bence Hı-hı. sizleri anlamıyor Fakat değilim. Artık... Onay renk veriyorum ama. Hayır, alabilirler tabii ama artık şu anda öyle imkanlar var ki, artık harika markalar var. Gerçekten o renkli şeyleri, çünkü onlar belli iki kere yıkanıp atılacak. Çok rahat alınabilir onlar. Çok uygun fiyatlarla artık her şey var. Her şey var. Alabilirler ama işte üç kere yıkamalık alabilirler. Ondan sonra onlar çöp oluyorlar. Çul çaput oluyor işte öyle. Hani ben işin o tarafında hakikaten çok olamıyorum. Gerçekten olamıyorum. Çünkü hep iyi bir şey yapmaya çalışıyorum. Hep iyi bir şey üretmeye çalışıyorum. Dolayısıyla hani bu suale cevap olarak ben doğru insan mıyım hiç bilmiyorum. Pek emin değilim vallahi. Ama siz bir yandan tasarımcısınız. Şimdi tasarımcılar evet, ama... sezon hep böyle yeni kreasyonlar, evet. yeni kreasyonlar. Siz ben ama öyle biraz bir tasarımcı hani değilim bir tık da geride biriyim galiba. Onun yani sezon çok anlayamıyorum yani. Çok anlayamıyorum galiba. Aynen öyle. Neden bu kadar çok tüketmemiz gerektiğini anlayamıyorsunuz? Evet yani ben anlayamıyorum gerçekten. Çünkü bunun da fazlasının ben başka bir boyut olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok alışveriş yapmanın
psikolojik başka bir boyut olduğunu düşünüyorum. Hani hani psikolojimiz iyi değil, yemek yemek gibi. Yani o da almak öyle bir şey. Çünkü almak bir eylem. Bir şeyi beğenmek, başka bir sürü şey beğeniyoruz ama her beğendiğimizi almıyoruz. Almak bir eylem. Alınca eylemi şeyi bitiyor, heyecanı bitiyor. Bir kere giyince iyice bitiyor. O zaman o nasıl bir şey oluyor, nasıl bir alışveriş oluyor, ne demek oluyor? Ben biraz o noktadayım, bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Tabii ki çok beğendiğimiz bir şeyleri alıyoruz. Ama bu fazla olduğu zaman orada başka bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Buradan şu anda küçük küçük böyle ben tasarımcı olmak istiyorum diyen gençlerimize ne tavsiyeniz var? Dün ben İstanbul Belediyesi İSMEK merkezindeydim, Feshane'de, Şenlik'te ve bir tasarımcı genç kızla tanıştım. Nereden başlasam, nasıl yapsam, çok da güzel şeyleri vardı elinde. Mesela ne tavsiyeniz olur? Çok çalışacaklar. Yani işten hiç yüksünmeyecekler. Çok çalışacaklar. Bence her şeyin başı çalışmak ve sonuna kadar arkasında durmak. Sevdiği şeyin, istediği, yapmak istediği şeyin arkasında pes etmeyecek. Hiçbir, çünkü evet engeller muhakkak çıkacaktır ama hiç pes etmeyecek ve çok çalışacak. Çalışmaktan yüksünmeyecek. Yüksün. Başka hiçbir şekilde hiçbir şey yapılamıyor. Evet. Eğer çalışmazsanız hiçbir şey olmuyor hayatta. Çok çalışacaklar. Evet, genç tasarımcılar. Çok istiyorlarsa çok çalışacaklar. Duyuyorsunuz, azimle bir gün, çok çalışıyorsunuz. Evet, onlar da bir gün eminim. Figen, Özenak, başarılı bir tasarımcı olurlar. Aynen öyle. Türkiye dışına da çıkabilirler. Aynen, ne istiyorlarsa. Yani o da sizin arzunuzla ve isteğinizle alakalı. İstiyorlarsa Türkiye'nin dışına çıkmak, çıkabilirler. Figen Hanım, ben buna inanıyorum. Bir konu var, merak ediyorum. Mankenler neden zayıf? Değişiyor, merak etmeyin. Değişiyor bunu da, mu? Biz de soruyorduk. Evet. Biraz daha herkes bize benziyor. Yok, değişiyor. Hayır, siz zaten çok hoşsunuz. Şöyle, hiç eski resimlere bakıyor musunuz? Evet, mesela, çok daha hoşuma gidiyor. Evet, aynen. Böyle bir gerçek yok. Tamamen empoze edilen. Bu sene Vogue, tüm Vogue'lar kampanya başlattılar. Sıfır bedene karşılar. Evet, evet. Bu yavaş yavaş, evet, aynen öyle. Yani tamamen empoze edilen yani bir normale şey. Bir dönüş başladı. Ama diyorsunuz. Bu zaten normaldi. Yani Türkiye'de 40-42 kadının bedeni. 42 beden iseniz kendinizi, evet, bütün kadınlar, evet, buradan aynen seslenelim. Öyle. Sağlıklı, evet, mutlu, evet, hissede, evet, hissede. 40-42 yani. Türk kadını 40-42. Böyle bir, yani böyle bir genetik yapımız var. Bunu da kabul edelim, evet, diyorsunuz. Her şeyi kabul etmekten geçiyor zaten. Figen Hanım, Figen Özdenak olarak, yani ünlü tasarımcı Figen Özdenak olarak Türk kadınına vermek istediğiniz son bir mesajınız var mı? İstatistikler yapılmış ki benim de analizlerim böyle. 40-42 beden Türk kadınları. İstedikleri gibi kendileriyle barışsınlar, kendilerini iyi hissetsinler. 42 beden. 42 beden, mutlu ve mesut yaşasınlar. Bedenleriyle barışsınlar. Çünkü gerçek bu. Ama 42'yi de aşmasınlar diyorsunuz. Evet, aşmasınlar. Şımarmayalım, evet, da aynı, aynen, zamanda. Aynen öyle. Figen Hanım, çok teşekkür ederim. Ben para durumuna katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Figen Hanım'la yaptığımız güzel sohbet sonrasında özellikle kadınlar kıyafetler konusunda harcamalarımıza dikkat diyorum. Bir sonraki programımıza kadar 3 kuralımızı unutmuyoruz. Samimiyet, utanmak yok, suçlamak yok. Önce insan, sonra para. Sağlık, sevgi ve parayla kalın.